izin merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün bence bizim evde benim kabul günüm gibi bir şey. Ya uzun zamandır istediğim bir şey vardı. İnanın ben de çok şaşırdım. Bugün sabah uyandım, eve bir teslimat yapılacak. Masa sandalye takımı almıştım. Aslında short videoda da görmüşsünüzdür. Onu bekliyorum teslimatı gelsin diye. Allah Allah, o sırada dedim acaba teslimat için mi geldiler? Normalde ararlar hani. Adasıyla babası nasıl yapmışlarsa benim şu çok istediğim, şu çok meşhur süpürgeyi bana almışlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Hadi gelin hep birlikte açalım. Evet arkadaşlar, ben bu modeli çok araştırdım. Daha önceden de farklı bir modelini kullanıyordum ama bu markanın farklı modelleri çok fazla var. Mesela en son çıkanı var. Fiyat olarak o daha pahalı. Ama benim maalesef ki bileğimde bir sorun var. Böyle hani çok ağır süpürgeler kullanamıyorum. Bundan önce eşim bana farklı bir markanın, o da çok kaliteli bir markanın süpürgesini almıştı aynı şekilde. Ama yani yine şarjlı süpürge çok ağır. Tek elimle taşıdığım zaman mesela yerdeyken sorun yok. O hazneyi elime aldığım zaman koltukları süpürürken, yatak süpürürken bu bileği ağrıyor. Bileğimde bir de hemen yani bir sorun var burada. İşte sağlık tercihleri önemli. Yani süpürgenin bana hafif olması önemli. Ağır bir süpürge olmaması gerekiyor. Sizinle beraber açıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. Ne için seviniyorsun? Temizlik yapmak için seviniyorum. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten kendini her şekilde hak ediyor. Bence de çok güzel duruyor. Gerçekten arkadaşlar, çok güzel. Evet, ben aslında şöyle bir şey yaptım. Bunu tatile gitmeden önce aynısının farklı rengini sipariş verdim. Fakat biraz araştırdım ama yanlış araştırmışım. Sipariş verdikten sonra eyvah dedim, ben yanlışlık yaptım, yanlış makineye sipariş verdim. Bu annemin her zaman kullandığı yatak başlığı ve koltuk başlığı. O öbür süpürgede yokmuş, biz de onu geri yerleştirdik. Aynı modeldi ama belirli başlıkları yoktu. Mesela o aldığımda şu başlık yoktu. Bu ya, başlık bu da yoktu. Bu başlık gerçekten arkadaşlar kendi... Bu yoksa ne gerek var? Bir de Adosu, bunun fiyatı ne kadar biliyor musun? Tek bir tane başlık. Evet. 5000 lira. O civarlarda bir şey. Yani. Öbür aldığım fiyatla, yani öbür aldığım süpürge de aynı fiyat. Bu da aynı fiyat ama başlık yok. Bir de öbürü Gold'tu arkadaşlar. Bilirsiniz. Annemin zaten Gold kurbanı olmuştu. Bunu da çok istiyordum. Şu anda almayı düşünmüyordum aslında. Eskisiyle idare ediyordum. Ama sağ olsunlar. Bu sipariş vermişler. Mi? Evet, verelim artık. Bunu böyle açalım diye ettik. Açalım. Çıkartıyorum. Yani bunların hepsi var bende. Bildiğim gibi gerçekten elektronik eşyayı çok seviyorum. Ben yani boyutunda şey söyleyeyim mi? Rengi gerçekten çok güzelmiş. Bence. Böyle bir gold olamaz ama. Gri diyorlar ama böyle koyu bir metal açık. Gibi. Metalik değil rengi. Aslında anneciğim. Ama rengi bizim gerçekten başlıkları çok güzelmiş. Bunu hatırlıyorum. Şey yapayım mı şimdi? Koyabilirsin. Mesela bunu hiç kullanmamıştım. Eskisinde de kullanmamıştım. Eskisinde bir ara kullanmıştık şu köşede de. Ya bence ne bileyim. Çok gerek değil. Kullanılmaya da bilir hani. Hani bunları eskisinde tekrar böyle yerine koyuyorum. Yani çıkartmayacağım kullanmadıkları. Aslında çekmeceye de yerleştirebiliriz değil mi? Olabilir. Benim süpürgelerimin aparatları hep çekmecede. Bu büyük başlığı. Ve tabii ki en sevdiğim, olmazsa olmaz dediğim o başlık. Şu başlık. Arkadaşlar bu başlığı niye seviyorum? Çünkü bu başlık LED başlık. Öyle mi? Bu evet, o değil. Bunda LED var. LED ışıklarla fayanslardaki bütün tozları falan net bir şekilde görüyorsun. O bu başlık. Tamam, hatırladım. Bu da halı başlığı diye geçiyor değil mi? Evet. Halıları çok güzel bir şekilde böyle döve döve süpürüyor. Buraya koyuyorum. Evet, gelelim. Asıl arkadaşa, en kıymetli arkadaşa gelelim. Burada bir şey daha var. Öneririz şimdi. Yalnız paketleme çok güzel. Gerçekten ürüne değeri veriyorlar. Bunu böyle kapatıyorum. Daha bu ürünü yeni kullanacağım ya.
Böyle korka korka kullanıyorum. Hafif mi? Bakabilir miyim? Öbürüyle kıyaslayalım mı? Oğlum getireyim mi ya eskiyi? Şunları bir açalım, ondan sonra anlayacağım. Bunu da şuraya koyuyorum. Ve burada. Eskisinden farklı, bu başlık eskiden burada mıydı? Böyle miydi? Yoksa böyle. Galiba düz olmuş bu sefer. Aradığım bir şeyi yok diyorum. Allah Allah. Ben de dedim şahesinden bir geçtim sonra onu görünce. Ne işe yarıyor acaba dostu? Bak bunu bilmiyordum mesela. Bence o şarjın sağlam. Siz de evinizde eğer kullanıyorsanız arkadaşlar böyle bir şey ne işe yarıyorsa lütfen yorumlara yazın benim evet. için. Ben bunun nerede kullanıldığını bilmiyorum mesela. Ben de anlamadım. Böyle. Bunu da. Ben şimdi bunları da çıkartacağım mı? Çıkar kardeşim. Ben kutuyu kaldıracağım ya. Evet. Çekmeceye koyarız. Aynen. Burada da bir şey yok. Kağıtların hepsini alayım. Kağıtları saklayayım. Görün bir şey yapmayalım. Aynen. Bunu da böyle koyalım. Bunu tasarımış şeffaflığı çok güzel değil mi? Evet. Şu kutuyu çıkartayım mı şuradan? Evet, onu da alayım anne. At buraya da. Buraya bir şey gelmiş diye yok mu? Acaba. Hiç bilmiyorum. Bence bu kadar. Evet. Şimdi şunu kutusunu hemen kaldırıyorum. Bu arada arkadaşlar kesinlikle reklam değildir. Kendi paramızla alınan bir ürün. Lütfen bu konuda. Sen bir önceki davranalım. Başlığımızda bir önceki bunu hemen kaldırıyorum. Bu aparat yoktu. Bunu ilk defa kullanacağız. Bu koltukların baş altı için bence. Değil mi evet, arkadaşlar? Yani şey eğiliyor diye biliyorum. Şöyle. Dur nasıl? Böyle takılıyorsun. Arkadaşlar bu ürünü kullanan varsa lütfen sizler de kullanıyorsanız lütfen sizler de bilgilerinizi yorumlara yazın. Bana da fikir olur. Hemen başlıyorum. Adı su şarj olarak eskisinde tetik vardı. Şurada. Evet. Bunda yok. Bunda direkt bu şekilde tuşa basıyorsunuz. Hemen ürünümü kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun var mı yok mu diye. Buradan böyle bir filtresi çıkıyor. Benim bildiğim kadarıyla filtresi yıkanabiliyor. Ama hepsini tek tek girip araştıracağım. İngilizce mi, Türkçe mi? Bunu hemen düzelteyim. Bence Türkçe yok. Fransızca var. Bir tek İngilizce var ama. İngilizce yani bizim bildiğimiz. Türkçe görünüyor. Nasıl yani şimdi ben İngilizce bilmiyorum. Nasıl olacak? Benden yardım olur. Nasıl olacak? Basayım mı İngilizce? Yaparız onu da. Şöyle bir bakıyorum. Bence bakalım. Rengi de çok güzelmiş. Evet bence de. Ben de çok beğendim. Hani daha normal bir gri bekliyordum ben. Ama metalik açık renkli griler çizildiği zaman çok kötü gözüküyor. Hatta arkadaşlar hiç beni yargılamayın. Ben buna ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen gösteriyorum. Buna streç filmle kaplayacağım. Ciddi misin? Evet. Niye anneciğim ya? Streç filmle kaplayayım. Bence. Çizilmesin. Ya her türlü çizecek. Yani ileride de mesela yani kullanacağız. Hayır çizilmesin. Ben çizilmesini istemiyorum. Ben eşyalarımı çok güzel kullanıyorum. Ya. Çok merak ettim. Bunu takıyorsun anneciğim. Taktıktan sonra büyük ihtimalle şuraya bastırıyorsun. Bu şekilde. Aşağıları rahat bir şekilde koltukların altına girip çıkıyor. Hadi arkadaşlar alkışlarla Adosu'yu temizliğe davet ediyoruz. Sizce Adosu evi bir süpürmesin mi? Süpürürüm tabii ki. Bence Adosu mu süpürsün, kumsal mı süpürsün yoksa ben mi süpüreyim? Bu konu hakkında fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar videomuzu buraya kadar sizlere, sizi de bilinçlendirmek için bu videoyu çekmek istedim. Eğer dediğim gibi sizlerin de fikirleri varsa muhakkak ki yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen Adana dediği gibi yorumlara yazın. Hemen size şu masa sandalye takımını da göstereceğim. Ondan sonra videoya veda edeceğim. Arkadaşlar dayanamadım. Hemen süpürgeyi kullanmak istedim. Ya şöyle bir ev sabahtan beri temizliyorum. Ufacık bir şekilde süpürmeme rağmen ne kadar çok tozlar aldı. Ama size en çok sevdiğim olan yani en fazla kullanmakta memnun kaldığım özelliğini göstermek istiyorum. Şu attıktan sonra ada yaklaşır mısın? Arkadaşlar yerdeki kokuları nasıl alıyor görebiliyor musunuz? Yani ben bu ışığı
Görüşürüz arkadaşlar. Sener kardeşe ulaşılamıyor. Nerede? Evi süpürüyor. Neyse süpürgemi hızlı bir şekilde şöyle yerine koyuyorum arkadaşlar. Ben burada genelde kullanıyorum. Hemen elimin altında. Aslında benim buna bir stand almam gerekiyor. Çok daha iyi. Buradan kayıp düşebilir, kırılabilir, kırılmasın. Arkadaşlar şu masa sandalyemi de göstermek istiyorum. Bunu da bugün sipariş vermiştim. Lütfen Ados'u komple mutfağa çekersen sevinirim. Bu masa sandalye takımı mutfağıma uymuş mu, uymamış mı? Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok seviyorum. Bir dahaki videoda nasıl bir video çekmemi istiyorsan yorumların altına yazmayı unutma. Hepinizi ama hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.